Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Değil mi? Veda edeceğiz yarın ama... Bir yandan da üzülüyorum. Pervin'cimin evindeyiz. O seni yorumlayacağız. Evet. Pervin nereliydin sen? Onu da sordum. Kızlar geldi. Evet, Bulgaristan göçmeniyiz Aslı Hanım. Eşin nereli? Eşim Erzurumlu. Ha, çok güzel. Evet. Aileler hepsi İstanbul'da mı yaşıyor? Evet, evet. Hatta bu aynı sitede yaşıyoruz. Aa, güzel. Evet. Güzel. Peki, hediyeni al istersen sen bir tane. Battaniye aldım arkadaşınıza. Şöyle, rengi de bakayım, uyuyor mu? Yani. Güzel bir canlık katar. Evet, evet, bu da TV izlerken de üzerinize tık atarsınız. Çok İyi teşekkür ederim. Kullan bir tane. Ben bunu göstereyim, bir yandan da sunumlarımı getireyim. Harikasın. Bekliyoruz. Şermin, nasılsın dünden beri? İyi misin? İyiyim Aslanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yorgunluk gitti. Bitti, bitti şimdi. Müthişsin, rahatsın. Atlattın gününü. Gününü atlatan rahat değil mi? Aynen Aslanım. Biraz öyle oluyor Aslanım. Kolay gelsin Pervin'cim. Ne hazırlıyorsun kızlara? Kızlara bugün değişiklik olsun diye çay servisi yapacağım. Biz Erzurumluyuz. Yani eşimin ailesi Erzurumlu. O yüzden kıtlama çay hazırlıyorum size. Çayın yanında ikramların da olacak galiba. Nedir onlar? Kakaolu kurabiye. Ben yaptım. Yanında limon ve küp şeker. Ama dış ses, benim çayımın bir özelliği var. Şimdi göreceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım tabii. Meraktan şimdi çatlayacağım. Hadi görelim şu çayın özelliğini. Aa, çayı ters çevirdim Pervin. Evet. Erzurum'da çaylar bu şekilde ikram ediliyor. Çünkü çok soğuk bir şehir olduğu için. Servis edilen çayların hemen soğumaması için. Bana sorarsan bizim gelinler o bardağı ters çevirirken çayı kesin halıya dökerler. Yani umarım dökmezler diye düşünüyorum. Bakalım. Malum Ramazan olduğu için kızlar çay içemeyecekler ama normalde nasıl içiyor insanlar bu şekilde çayı? İçmek için aynı şekilde ters çevirmek gerekiyor. Yani sen bile döküyorsan salonda neler olacak çok merak ediyorum Pervin. Ama bu kahve genelde köylerde kahvelerde içildiği için ev ortamında olmadığından dolayı bu bir sorun olmuyor. Madem bu kadar kendine güveniyorsun, sunumlarını hazırlayıp gel Pervin. Bakalım neler olacak. Hazırlayıp geliyorum. Ah, geldi gelinimiz de. Karıştı bizim. Size farklı bir sunum yapmak istedim. Gerçekten. Çok değişik. Hiç görmedim böyle bir şey. Çok karışık. Evet. Kafam karıştı şu an. Neden? Nasıl başlayacağımı bilemedim. Lütfen başla. Nasıl içeceğim ki ben bunu anlamadım. Nasıl içeceğim? Ters çevirmen gerekiyor canım. Ters mi? Evet. Ne yapıyorsun Fatma Nur? O şekilde yapmaman gerekiyordu. Ters çevirmen gerekiyordu. Çay döküldü, farkında mısın? Ama nasıl içecektim ki? Onu böyle ters çevirecektin zaten bardağı. Evet. Bu şekilde üzerime gelecekti o zaman. Gelmezdi. Şu an komple halıya döktü. Farkında mısın? Özür dilerim ama ya. Olacağı buydu zaten. Başka olmuyor ki. Olurdu. Sen de ne? Battı. Ben de gösterebilirim. Yani önce bir Ayşenur denesin. Benden önce ben de korkuyorum çünkü. Yok kızım. Ben göstereyim mi? Zaten içi sulu olur. Ben göstereyim mi? Yapma, yapma, yapma. Yapma. Boşalmışken. Ayşenur.
İnanmıyorum. Aslan nasıl içeceğim yarım çayı? İnanmıyorum. Artı bir de bardak altları çok şey yani. O keşke bunları ona koyaydım. Ama ben şu an bir konsept yaptım. Sen ne yapıyorsun? Benim konsept derken gözlerimi ağrıyor. Gözlerini alacak bir şey yok. Ben sana nasıl açılacağını gösterecektim. Niye alıp yere döküyorsun sen bardağı? Bir şey söyleyeceğim, herkes beceremez. Bu hakikaten ben hayatımda ilk defa görüyorum yani böyle. Yani Aslı Hanım, işi zaten tersten başlamış. Her zaten şey tersten gider böyle. İlk defa böyle bir sunumla karşı karşıya kaldım. Halıya döktüm ondan dolayı. Çünkü ilk defa ters bardakta çay içmeye çalıştım. Böyle bir sunumu getirirsen halının üzerine çay dökülmesini de hak edersin. Ben sunumunu bir anlatmak istiyorum lütfen size. Anlat. Bu Erzurum usulü bir çay servisi. Erzurum'da böyle mi? Hep böyle değil. Yani benim eşimin ailesi bu şekilde içmiyor. Ama köy yerlerinde, kıraathanelerde çaylar soğuk olduğu için bu şekilde servis ediliyor. Soğuk. Hava soğuk olduğu için. Ha. Hava soğuk olduğu için çay hemen ısınmasın diye çay bahçelerinde çaylar bu şekilde servis ediliyormuş. Hiç yani ev ortamında böyle içilen bir şey olur, değil açıkçası. Biz de evdeyiz aslında. Öyle bir şey hiç yani gerek yok. O bir sunum şekli. Tamam ama biz Erzurumlular bilemeyiz. Evet, ben size açıklamaya... Yani, dur, devam etsin dilerseniz. Evet canım. Benim size açıklamama müsaade tamam etmeden siz direkt açıp döktünüz zaten. Evet, haklısın. Söyle, yani devam et hayatım. Bunu nasıl koydun, nasıl becerdiniz yani? Hani çayı koydun, ters çevirdim. Bu boş ya, evet. Çayı koydun, çay tabağını evet, üstüne koydum. Koyup böyle çevirdim. Ters çevirdim, ama bak evet. Yine... Evet, aslında oynuyor yerinde. Evet ablacığım. Ama ben bir şekilde onu tutturdum ve denemelerini helal yapmıştım olsun zaten. Ama her türlü yapmış içilecek şekilde. Özür dilerim, vallahi çok özür dilerim. Allah'tan çay yoktu. Ay çok affedersin. Hayır, bunu bu şekilde kapatmak zor. Kırılmadı değil mi? Yok. Tamam tatlım. Nasıl olacak yani? Evet, bu şekilde. Pervin'cim, plastik tepside sunmuşsun. Hiç hoş değil. Dondurma kabı sanırım. Kase gibi. Kasesi. Dondurma kasesi, kup. Evet. İçine kurabiye koymuşsun. Evet. Yani hoş bulmadım. Hı-hı. Limon ve şekeri de camda sunmuşsun. Tamam, bunlar ikisi önemli ama limon ve şekerin anlamı ne? Şöyle bir genel olarak anlatayım. Bu dondurma kasesi değil, her şeyi koyabiliriz buna açıkçası. Ben kurabiye koymayı tercih biraz ettim çayın yanında. Biraz büyük kalmış. Daha farklı bir şey olsaydı bu sefer de küçük kaldı diyeceksiniz. Bunu peki neden böyle kullandın? Evet. Geliyorum. Evet, burada bir tane. Yöresel bir durum olduğu için kahve kıraathane fincan altlığı kullanmayı tercih evet ettim. Ben şimdi bunu açacağım ama yani çevireceğim, çok korkuyorum. Sen de böyle yaparak de yapmayı dene bakalım. Sen de çevirmeyi dene istersen. Dene çevirmeyi dene yani hani. Gerçekten böyle. Böyle hani böyle ya. Göstereyim evet mi? Hani dur böyle ya. Böyle bir. Dene bakalım. Böyle bir dene istersen. İçine dikkat edin canım. Ay. Evet. Yine yani, de biraz yine de evet döküldü. Tamam, içine yani dökülüyor. Ben kızlara hiç dikkat etmiyorsunuz. Ama halı da battı ya. Halının hali ne oldu ya? Başıma geldi yani. Ama şimdi ben bu halı bu haldeyken nasıl çekime devam edeceğim? Ama canım bu bizlik değil. Kızlar bence halıya çayı bilerek döktüler. Olmayacaklarını bildiği halde açıp bildiğiniz çayı yere döktüler. Sen bunu getirirken ama siz resmen lazım bilinçli olarak döktünüz. Yok aşkım, ben yok. Ben bilinçli olarak çünkü devamlı içemezdim. Ama olacak yani gibi değil. Şu an ben nasıl demeyeceğim? Zaten şey seviyoruz ya. Daha güne yeni başladı. Kalın mahvoldu. Keşke sen bize ayak uydurup da dediğim gibi yapsın. İlk kez deniyoruz ondan. Ben de deneyeceğim şimdi. Bak ama bak, burada çay tabağına hafif taşmış. Evet, bak görüyor musun? Ben de öyle aynı. Yine de gayet yani, başarılı aslanım kızlara göre, evet, ama kızlara göre. Gerçekten çok burada Erzurumlu dostlara selamlar, sevgiler olsun. Gelinimiz eşinin yöresine ait bir stille çayı getirdi. Ve kıtlama evet limonuyla birlikte. Çok enteresan oldu gerçekten. Bunu peki içimi koydum diyelim ben çayı. Evet. Denemek istiyorum izninle. Evet. Artık halı yıkanacak, kaçış zaten yok. Evet. Şimdi böyle kapattık. Hoppa. Yok ya. Bak oldu yine doldu. Oldu sayılır. Görebiliyor musun? Gayet iyi. Ama birkaç pratikten sonra bence siz de benim gibi yapabilirsiniz. Benim şu anda bunu tekrar geri çevirmeye cesaretim yok. Gerçekten zor bir stil. Zor. Ama farklı bir sunum. Ama beğendiyseniz çok memnun oldum. Evet. Yani, yani yöresel bir şey olduğu için tabii ki elbette saygımız var. Yani bizim Türk insanında gerçekten fikirler inanılmaz değişik. Evet. Böyle koyayım hayal ben gücü. Peki bu da çikolatalı galiba. Evet, çikolatalı kurabiye ben yaptım evet. Ellerine sağlık. Evet, iftardan sonra inşallah bu çayı bu şekilde deneriz. Devam edelim mi? Sen yorum yaptın mı? Dokunmaya korkuyorum açıkçası. Evet. Çünkü hani dökmek istemiyorum. Fazla ben da uzatmak istemiyorum. Hı hı. Biz
Fiyat alalım. Peki. Evet. Tepsinin fiyatı nedir? Tepsinin fiyatı 20 lira. Kaseler? Kaselerin altılı olarak 200 liraydı. Çay bardağı tabağıyla birlikte. Tabakları ayrı 50 liraydı altılı, bardaklar 100 liraydı. Peki, teşekkür ediyoruz. Halıya da çay döküldü ama bu gelinler acaba halı yıkadı mı? Hep birlikte gidip halı mı yıkasak? Ama nasıl halı yani? Bize mi yıkatacaksın? Valla biz döktük, biz yıkayacağız. Misafir zamanı bardak düzgün gelmedi ki. Efendim canım? Bardak düzgün gelmedi ki yani. Bu ister istemez böyle böyle dans ederek kızlar döküldü yani. Halıma çay döktünüz ama şimdi nasıl devam edeceğiz biz güne? Ama, bizim... ama skandal. Yani. Hadi evet. Hep birlikte bu masayı kaldıralım, halıyı toplayıp gidelim. Gidiyoruz gerçekten. Evet. Şimdi gelinimiz biliyorsunuz değil mi? Eşi, siz gelmemiştiniz. Halı yıkama işiyle uğraşıyor. Bu işte sanıyorum uzmanlık alanınız. Aslan evet. Uzman halıyı toplayalım, eşi yıkasın. Evet, evet mantıklı. Bence de yani. Ama, yok. Ama siz döktünüz, hep birlikte hadi yıkamaya gidelim. Neyse hadi aslanım hadi ama benim abiyem var, kuyruklu. Değiştir üstünü. Hadi sen üzerini değiştir. Neyse hocam. Ben de arabada neyse vardı. Hadi gel biz çekelim bunu. Evet, giyeriz, çizmeleri de giyip yıkarız. Hadi o zaman kaldıralım. Halıyı kıvıralım. Kıvıralım. O zaman biz bir halıyı yıkayıp gelelim. Aynen, bir gidelim de bakalım gidiyoruz. Nasıl yıkıyoruz. Pervin'cim bir yıkasın bize halıyı. Yani Pervin çok enteresan, şu an ters köşe yaptı. Acaba eşine mi götürmek istedi bizi, eşine mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum ama bu halıyı yıkatacak belli. Ay bakalım neler olacak. Ben yakalayayım kızları. Çok hevesliyiz, halı yıkayalım ya.